40 yıl önce yaşadığım bu 40 yıl sonra sevgili arkadaşım, kardeşim, oğlum diyebileceğim Cüneyt yaşayacaktır. Onu hak etmiştir. O Türk futbolunun en önemli kariyerine sahip en başarılı hakemi Cüneyt Çakır. Bir Türk hakem olarak Avrupa'da ve dünyada en önemli turnuvalarda maçlar yönetti. Finallerde hakemlik yaptı. Dünya Kupası'nda görev alması, Şampiyonlar Ligi finalinde düdük çalması, FIFA Dünya Kulüpler Kupası finalini yönetmesi, FIFA Kokart'ta hakemin önemli görevlerinden sadece birkaçı. Peki başarılı hakemin denizlerle ve teknelerle arası nasıl? Sizler için sorduk, Cüneyt Çakır ise yanıtladı. Şimdi ben İstanbulluyum, Kuzguncukluyum. Benim çocukluğum bir kere deniz kenarında, sahillerde geçti. O yüzden benim deniz tutkum bir ayrıdır. Tabii şu boğazda bir yürüyüş yapmak deniz kenarında, balık tutmak, yani bunlar hep bizim çocukluk zamanlarını hani düşündüğümüz zaman top oynamanın yanında, böyle mahalle arasında yaptığımız en keyifli şeylerdi. Tabii biz aslında Türkiye olarak öyle güzel bir ülkemiz var ki, İstanbul olarak o kadar güzel bir şehir ki, belki dünyanın sayılı şehirlerinden biri. İşte bizim bir boğazımız var. Tabii ne kadar koruyabiliyoruz onu, nasıl bakabiliyoruz? Orası bir soru işareti bence. Aslında böyle bir güzelliği bence çok daha özenle, itinayla korumamız lazım diye düşünüyorum. Çünkü inanın hani şöyle bir kafamızı çevirip baktığımız zaman şuradan geçen gemiler, yatlar, tekneler, küçük motorlar bile müthiş bir keyif veriyor. Çünkü insanı hakikaten dinlendiriyor. O özellikle o dalga sesleri, hani belki biraz klasik olacak ama bir müzik dinlemek kadar keyifli bence. Çok fazla binme fırsatı yakalamadım. Yani gezme fırsatı yakalamadım ama zaman zaman fırsat buldukça tabii ki de dostlarla birlikte keyifli sohbetler yapıyoruz. Ülkenin üç tarafı denizlerle çevrili ama mesela hani akla gelen ilk şey ne bileyim su topu, değil mi? Yani böyle bir mesela daha fazla ön plana çıkabilir diye düşünüyorum. Tabii ki de çok başarılı sporcularımız var orada. Sadece su topu da değil ama diğer branşlarda da öyle. Çok başarılı, ödül almış sporcularımız var. Onlar ülkemizi de çok iyi temsil ediyorlar. Ama bence belki futbol kadar olmasa bile onların da ön planda olması lazım diye düşünüyorum. Çünkü bu tarz branşlarda eğer onlara da başarıyı ödüllendirirsek daha fazla ileride bu sporu düşünen kardeşlerimize de bence onları çok iyi şekilde motive etmiş oluruz.